Birader, Aslı ile konuştun mu hiç? Konuştum. Senin kızı bu olmuş, mayanın bahçesine de gömmüş. Kelebek dalga geçme lan. Dalga geçme. Ne yapıyorlar acaba? Sen bu kadar korkacaksan Aslı'dan. Yani evlenme teklifi de ettim. Kelebek niye üstüme geliyorsun birader? Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Biz zaten hangi akılla gittik bu iki kızı aynı eve soktuk ben anlamadım ya. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Hakikaten ya. Bir arayayım ya. Ha? Arayayım. Hangisini? Efendim. Sevgilim ne yapıyorsunuz? Nuz derken. Ne nuz derken? Hani çoğul insanlarsınız ya onu kastettim hayatım. Hani annen Bora ne yapıyor? Sonuçta çok normal bir durum değil yani bu. Ya bırak Ateş. Merak etme sarışını boğmadım. Hatta bahçeye falan da gömmedim. Şu anda kendisine hizmet ediyorum. Hatta biraz sonra saçlarını tarayacağım. Düğmelerini ilikleyeceğim. O da duş aldıktan sonra rahat bir uykuya çekilecek. Ben onu mu sordum sevgilim? Ben seni merak ettim ya. Tatlışlık yapma bana Ateş. Bence senin elindeki şu an telefon değil, tansiyon aleti. Oradan buraya ölçmeye çalışıyorsun. Evet, ölçüyorum da. Bakıyorum. Mesela benim sesimi duydun. Nabzın hemen hemen böyle 120'lere falan çıktı. Heyecan yaptın çünkü beni çok özledin. Ben de seni o zaman buradan öpücük yazıyorum, tamam mı? Onu günde iki defa sabah akşam alacaksın. Ya da vazgeçtim, 5 öğün olsun, tamam mı? Böyle hafif hafif elmacık kemiklerine böyle... Böyle ufak ufak tatbik edeceğiz. Ne oldu sustun? İşte bu susmanın sebebi de o yüzündeki küçük bir tebessüm. Bunu da bilmiyorum zannetme. Çok biliyorsun sen. Hadi tamam işlerim var benim. Görüşürüz. Tamam öpüyorum. Hayatım. Lal ne yapıyormuş lal?